Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Eide'nin ev sahipliğinde İsviçre'nin Krans Montana kentinde gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Le Regent Kongre Merkezi'nde sırasıyla Rum lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 1. Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kapıda karşıladı. Konferansa 60 civarında uluslararası gazeteci akreditasyon yaptırdı. Öte yandan toplantının yapıldığı İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden Krans Montana'da polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Orduya ait helikopterler konferansın yapıldığı bölge üzerinde uçtu. Garantör ülkelerden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson dün katıldığı akşam yemeğinin ardından İngiltere'ye döndü. Konferansta İngiltere'yi Kıbrıs özel temsilcisi Jonathan Allen temsil ediyor. Adada kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle geçen Ocak ayında Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan konferansın yeni oturumu öncesi Akıncı, Anastasiadis, Çavuşoğlu, Johnson, Kotsias ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile müzakere heyetleri dün akşam yemeğinde buluştu. Kıbrıs Özel Danışmanı Eide düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için en büyük şans olduğunu ama son şans olmadığını ifade ederek "Bu emsalsiz bir fırsat, eğer bu fırsat kaçırılırsa son derece üzüntü verici bir durum olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, ekonomi, Avrupa Birliği, mülkiyet, yönetim, güç paylaşımı, toprakla güvenlik ve garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.